Merhaba arkadaşlar ben Sonucanız. Orjinal Matematik yayınlarının Kayıtlı Soru Bankası'nın çözümlerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Fonksiyonlara başlamıştık biliyorsunuz. Şimdi fonksiyonlarda ikinci testteyiz. Fonksiyonlarda ikinci testte ne yapıyoruz? Fonksiyon çeşitlerinden bahsediyoruz. İsterseniz testlerin sorularını da yine beraber çözelim. Şimdi ilk sorumuzda bize demiş ki Buna göre A'dan B'ye kaç farklı f fonksiyonu yazılabilir? Şimdi bunun bir kuralı var aslında hani SP üzeri SA şeklinde ama ben açıkçası onu tercih etmiyorum. Şöyle bu mantıklı ilerliyorum. Diyorum ki sol tarafta diyorum 3 tane eleman var. Aynı şekilde sağ tarafa da ondan bir tane alalım. Şöyle yapalım. Sağ tarafta 4 tane eleman var. İşte bunun kaç seçeneği var diyorum. 4 seçeneği var. Bunun kaç seçeneği var diyorum. 4 seçeneği var. Bunun kaç seçeneği var diyorum. 4 seçeneği var. O zaman her birinin 4 seçeneği varsa toplam 64 tane yazabilirim ben arkadaşlar. ...fonksiyon yazabilirim diyorum. Normalde bunun sorus şeyi... ...çözümü pratikten şöyle olacak. SP üzeri SA olacak ama... ...ne kadar az formül o kadar iyidir. 4 üzeri 3 bence yerine 4 çarpı 4 çarpı... ...4 64 demek daha sağlıklı. Geldik ikinci sorumuza. Bize diyor ki... ...A'dan B'ye tanımlanan F fonksiyonun kaç farklı görüntü kümesi vardır? Şimdi bak kaç farklı görüntü kümesi vardır dediğinde... ...o zaman biz ne yapacağız? Sol tarafta... ...1, 2, 3 var. Çok güzel soru bu bu arada... Sol tarafta 1 2 3 var. Sağ tarafta da ne var arkadaşlar? 1 2 3 5 6 7 8 9 var. Doğru mu? O zaman benim bu elemanım, bu elemanım ve bu elemanım hepsi farklı yere giderse kaç tane seçeriz buradan? 3 tane eleman seçeriz. Doğru mu? O zaman ben buradan 3 tane eleman seçeceğim. Bunların kaç farklı görüntü kümesi var diyor. O zaman ben 5'in üçlüsü yaptığım zaman doğru mu? hangi üç tanesini seçersem o farklı bir görüntü kümesi yapar. Peki atıyorum iki tanesi aynı yere gitti biri başka yere gitti o zaman ben ne yapayım beş taneden iki tane seçeyim. Hepsi aynı yere gitti bir tane 5 beş, beşin birlisi diyeyim. O zaman oluşabilecek görüntü kümesini biz ne yapmış oluruz bulmuş oluruz burası on burası on burası beş topladığınız zaman ne yaptı? 25 yaptı diyebiliriz. Demek ki 25 farklı görüntü kümesi ne yapılabilir? Oluşturabilir arkadaşlar. Güzel soru. 3. Gerçel sayılarda tanımlı fonksiyon hangileri birebirdir? Şimdi bak birebirlik için e, grafik bilgisi aslında bize lazım. Grafikleri iyi bilebilirsek o zaman biz oradan birebir olup olmadığını tek tek denemek yerine yani onun matematiksel bir ispatı da var. Matematiksel olarak açıklaması da var ama hani şöyle bunun testi nasıldı? Y eksenine dikmeler çekiyorsunuz. Çektiğiniz dikme grafiği en fazla bir noktada kesmeli şeklinde. Mesela şöyle bir şey yaptınız. Bu arkadaş birebir değildir mesela. Çünkü aynı eleman A farklı iki elemanın görüntüsü ne olmuş? Aynı olmuş. Mesela 2 verdiğinizde de 3 verdiğinizde de kaça gitmiş? 6'ya gitmiş. O zaman grafiklerin hareketini anlarsak işimiz daha kolay. O zaman mesela x e 4 artı 2. x e 4 artı 2 galiba şöyle bir grafik olacak. Gördüğünüz gibi birebir değildir. Zaten siz oraya eksi 1 de 1 de yazsanız kendiniz manuel. İkisi de kaça gidecek? 3'e gidecek. Gördüğünüz gibi birebir olmadığını siz de böyle de kanıtlamış olursunuz. x küp eksi 1 Şimdi bunun grafiği nasıl? Aslında x küp grafiği bu şekilde. Sonra bunu siz bir birim aşağı indirmişsiniz. Şu şekilde olacak. Baktığınız zaman bu fonksiyon nedir arkadaşlar? Bire birdir. O zaman ikincisi, ikinci öncülümüz bire bir bir fonksiyon? 4x artı 2. Şimdi 4x artı 2 doğrusal bir grafiğe sahip. Atıyorum diyorum böyle. Tamam mı? O zaman gördüğünüz gibi ne yapmış? Her defasında farklı bir görüntüye sahip olmuş. O zaman bu arkadaş da bire birdir. O zaman doğru cevabımız ne gelecektir? Denizi gelecektir diyebiliriz. Normalde kuralımız şu. fx1 eşittir fx2 dediğinizde aslında x1 ile x2 ne olmalı? Birbirine eşit olmalı. Şimdi şuna bakalım. Şöyle diyelim. Mesela x1 yazdım. Ne oldu? 4x1 artı 2 oldu. Bir sonraki ne oldu? 4x2 artı 2 oldu. Şimdi bunların birbirine eşit olduğunu düşünün. İkiler birbirini götürecek. Ne gelecek buradan? x1 eşittir x2 gelecek. Demek ki benim şartım sağlandı. O zaman fonksiyonumuz ne oldu? birebir oldu gibi ne yapabiliriz ifade edebiliriz. Bu da üçüncü sorumuzun çözüm şekliydi. Geldik dörde. Fonksiyonu birebir ve örten. Bak bu da güzel bir soru. Bunları hep bilmek lazım aslında. Şimdi birebir örtenliği düşündüğünüzde burada üç tane eleman var. Şimdi teker teker gidelim. Birebirliği düşünelim. Şimdi her bir elemanın farklı bir görüntüsü olacak. Tabi burada farklı elemanlar da olabilirler. O zaman benim kuracağım cümle tanım kümesinin eleman sayısı değer kümesinin eleman sayısından küçük eşit olmalı. Eğer fonksiyon birebirse, birebir ise böyle bir şey söyleyeceğiz. Peki örtense, bakın örtense de şöyle. O zaman benim sağ taraftaki elemanım sayısı en fazla sol taraftaki eleman kadar olabilir. Ya da mesela iki tane de olabilir örtmesi için. Yani siz üç elemanla mesela ne yapamazsınız? Dört elemanı örtemezsiniz. Yani benim eleman sayısı, annem eleman sayısından büyük olamaz. O zaman örtense bu sefer de şey diyeceğiz. SA büyük eşit SP diyeceğiz. Şunları iptal ettik. Bakın sol taraftaki eleman sayısı sağ taraftaki eleman sayısından fazla ya da eşit olur. Hem birebir hem de örtense o zaman bu iki durumun aynı anda gerçekleşmesi nasıl olur? Eleman sayılarının aynı olmasıyla mümkün. O zaman biz ne diyelim? 4n artı 5 için 3n artı 11'e eşittir diyelim. Buradan n ne yaptı? 6 yaptı diyebiliriz. Yani doğru cevabımız neye gelir? Bursa gelir diyebiliriz. Geldik. Beşinci sorumuza. Hangisi örten fonksiyondur? Tabi burada ne lazım bize? Değer kümesi de lazım. Değer kümesinde açık eleman kalmayacak. Yani sağ tarafta açık eleman kalmayacak. Mesela bu arkadaş bir paraboldür. O parabol x artı 3'ün karesidir. O zaman x artı 3'ün karesinin grafiği bu şekildedir. Gördüğünüz gibi siz ne göremezsiniz? Negatif sayıları göremezsiniz. Ama sizin burası reel sayılar olduğuna göre negatif sayıları tanı değer kümenizde var. O zaman bu arkadaş örten değildir. Mesela bir sonrakisi tam sayılardan tam sayılardan. 2x artı 3. Şimdi doğrusal fonksiyon. Hocam doğrusal fonksiyon bu böyle falan diyebilirsin ama aslında bu doğrusal fonksiyon değildir. Şimdi doğrusal fonksiyon şu. fx eşittir işte, ax artı b şeklinde olanlar doğrusal fonksiyon. Yani siz burada tam sayı veriyorsunuz. Yani 1 veriyorsunuz. Kaçı görüyorsunuz? 1 kaça gidiyor? 5'e gidiyor. 2 veriyorsunuz. Kaça gidiyorsunuz? 7'ye görüyorsunuz. Adama sorarlar 6 nerede diye. 6'yı göremiyorsun. O zaman bu da ne değildir? Örten bir fonksiyon değildir. C'de doğal sayılardan doğal sayılara 0 versem 2, 1 versem 3 diye başlar. Yalnız bu sefer 0 ile 1'in nesi yoktur. Eşleşen 0 ile 1'e giden eleman yoktur. Demek ki 0 ile 1 de sağ tarafta ne yaptı? Açıkta kaldı. O zaman bu da değildir. Şimdi reel sayılardan 7'den sonsuza kadar olan bir küme tanımlamış. Burası değer kümesi. Şimdi burası x'e 0 verseniz nereden başlar? 7'den başlar görmeye. He, 7'den sonra her şeyi görürsünüz. O zaman sizin görüntü kümeniz nedir? Budur. Siz değer kümesini de aynı seçerseniz bu sefer ne olmuş oldu? F, R eşittir. Değil mi? Şu olmuş oldu. Yani bu görüntü kümesi demektir. Bu görüntü kümesi demektir. Bu da değer kümesi demektir. Bunlar birbirine eşitse o zaman siz dediğimiz gibi Örtensinizdir. O zaman doğru cevabımız ne gelir? denizi gelir. Geldik 6'ya. gerçel sayılarda tanımlı F fonksiyonu bir ikinci dereceden bir fonksiyonmuş. F birebir örtense oydu. İkinci dereceden fonksiyon olduğunu da söylememiş bu arada. Ben öyledir dedim. Ama bu arkadaşın grafiği parabolikse bu arkadaşın birebir olma şansı yok. Yani bu arkadaş bence a'sı 0 olsun ki bu arkadaş şu şekilde doğrusal bir fonksiyon çıksın. Gördüğünüz gibi ne olsun? birebir olsun ve gerçel sayılarda eksi sonsuzdan artı sonsuza gittiğin içinde örtün olsun. O zaman a sıfırdan a0 olsun dediğimiz zaman iki şık bıraktık karşımıza. Ya bu ya bu. Şimdi a0 b0 c2. C2 dediğiniz zaman bu sefer ne oldu? f(x) 2 oldu. E bu ne demektir? Benim gördüklerim hep ikiye eşittir. O zaman siz örtmediniz ki reel şey gerçel sayıları. O zaman bu da değildir. B de değildir. O zaman doğru ne olacaktır? Deniz olacaktır diyebiliriz. Yani altın sorumuzun cevabı denizymiş arkadaşlar. Geldik 7'ye. A'dan B'ye F3 eşittir D olacak şekilde kaç tane birebir fonksiyon yazılabilir? Şimdi ben bu tip sorularda şu şekilde bir yazıyorum açıkçası. Yani çok da böyle şey yapmayalım. A, B, C, D, E, F, M. Şimdi 3'ün D'ye gittiği garanti. 3D'ye gidiyor garanti. Doğru mu? Peki. 1'e 1 bir demek her elemanın görüntüsü farklı olacak demek. O zaman 1'in 1, 2, 3, 4, 5, 6 seçeneği var. 1'in 6 seçeneği var. Şimdi 2'nin 6 tanesinden bir tanesini eşleştirdikten sonra kalacak 5 seçeneği. Çünkü birebir olmasını istiyoruz. 3'ün zaten gittiği yer belli. 4'ün de kaç seçeneği vardır? 4 seçeneği vardır. Tabii siz fonksiyon yazdığınız için bunları ne yapmalısınız? çarpmalısınız. Yani kaç gelecektir? 120 gelecektir diyebiliriz. Demek ki 120 tane ne varmış arkadaşlar? birebir fonksiyon varmış diyebiliriz bu şartı yerine getiren. Peki bakalım geldik 7'ye. Fonksiyonu birebir ve içine. Birebir ve içine. Şimdi birebir olması için yorum yapmıştık. Sol taraf ben şunu düzgün yapayım. Mesela şöyle yaptık. 3 eleman dedik. İşte burası böyle olacak. O zaman ne olması lazım? a'nın eleman sayısının b'nin eleman sayısından küçük eşit olması lazım. İçine dediğine göre bakın şu elemanlar birbirine eşit olursa şöyle yapmam lazım orası takılacak yoksa şimdi şuraya bir eleman koyarsam şu an içine oldu. Doğru mu? Bunu iptal edersem burası örten olabilir. İçine olduğu garanti olsun. Tamam mı? Yani şart fb en az kaç elemandır demiş. Şimdi o zaman 2n artı 5 ne olmalıdır? Eşitlik olma şansı yok. Burada en az bir eleman daha olacak. O zaman 3 n eksi 1'den küçük olacak. Buradan n ne oldu? 6'dan büyük oldu. O zaman n'e 6 vermeyelim de kaç verelim? Çünkü sonuçta eleman sayıları tam sayı olmalı. Doğal sayı olmalı değil mi? O zaman n'e 7 verelim. 7 verirsek kaç yapacaktır B kümesinin eleman sayısı? 20 mi yapacaktır? O zaman doğru cevabımız ne gelir arkadaşlar? Edirne gelir diyebiliriz. Bu da 8. sorumuzun cevabıydı. Geldik 9'a. Fonksiyonu birim fonksiyon. What does it? Birim fonksiyon. Birim fonksiyon annemiz. içi dışı bir. Yani burası neyse burası da o olacak. Yani burası 2x kare mi? O zaman burası 2x kare olacak. Demek ki burası 2. Yani b3 olacak. Burası eksi x mi? Burası da eksi x olacak. O zaman c buradan ne geldi? 1 geldi. Burası kaç olacak? 3 mi olacak? O zaman burası da 3 olacak. D kaç oldu? 7 oldu. Bakın burada x küplü ifade var mı? Yok. O zaman burada da x küplü ifade olmaması lazım. Yani a buradan kaç olacak arkadaşlar? 3 olacak diyebiliriz. Peki ne soruyor bana? a çarpı b çarpı c çarpı de 3 çarpı 3 çarpı 1 çarpı 7. Yani f 63 soruyor. E birim fonksiyon içi dışı 1'di. Yani birim fonksiyon budur. Yani ne yazarsanız onu görürsünüz. Yani doğru cevabınız ne gelir? Edir ne gelir? Diyebiliriz. Bu da 9. sorumuzun çözümüydü. Geldik ona. Abici birer gerçel sayı olmak üzere fonksiyonu birim fonksiyon. O zaman içi dışı bir. Yani burası x 1 mi? O zaman burası da x 1 olacak. E hocam o zaman burası şöyle olsun. Bence bunlar sadeleşsin. Sadeleşince elimizde ne kalsın? x 1 bir kalsın. O zaman üst taraf bu geldi. Dağıtıyorum. 2x kare eksi 3 eksi 2 eksi 5 x artı 3 oldu. Burada a'sı 2 b'si eksi 5 c'si de kaç oldu? 3 oldu diyebiliriz. Peki ne soruyor bana? f 0 soruyor. f0 da nedir? Birim fonksiyon olduğuna göre aynısıdır. Yani doğrucağımız nedir arkadaşlar 10 soru için? Ceyhan'dır diyebiliriz. Geldik 11'e. Fonksiyonu sabit fonksiyon. Yani x değişkenine bağlı değil. x'e ne verirsen ver sonuç hep aynı gelecek. O zaman a'sı 2. Bu da gitti b'si 3. a'ya 2, b'ye 3 yazınca benim fonksiyonum neye eşit oldu güzel kardeşim? 2 2 3 4 7'ye eşit oldu. Peki A artı B? Boş ver ilgilenme. Sen ne yazarsan yaz 7 çıkacak diye sabit fonksiyonda. O zaman doğru cevabı ne gelir? denizi gelir dersin. Peki geldik 12'ye. Fonksiyonu sabit fonksiyonsa. Şimdi buradaki tipte de nasıl yapıyoruz? Şöyle söyleyeyim. fx eşittir. ax artı b bölü cx artı d. Yalnız illaki böyle olmak zorunda değil. Hani bu ikinci derecen de olabilir. ax kare artı bx artı c bölü c e, d x kare artı e x artı f şeklinde de olabilir. Tamam mı? Bunlar oranlandığı zaman karşınıza bir tane sayı gelmeli. Tamam mı? Bu da ne eşit biliyor musun? a bölü d, b bölü e, c bölü f eşittir k eşit. Yani benim burada da a bölü c eşittir b bölü d için k eşit demem lazım. Şimdi neden böyle düşünüyorum? Bak şundan dolayı. Sebebi de şu aslında. Mesela sıkalım bir. fx eşittir 2x artı 6 bölü x artı 3. Bakın sadeleşti. Üst tarafı 2 parantezini aldın. x artı 3 yaptı. Alt taraf da x artı 3. Bunlar birbirini götürdü. Ne geldi? 2 geldi. Yani fx ne oldu? Sabit fonksiyon geldi. Yani şunların oranı fonksiyona da eşit olmadı. Yani bak buranın oranı kaç? 3 mü? O zaman fonksiyona ne yazarsan yaz 3 gelir. O zaman 6 bölü 2 eşittir. Eksi 3 bölü k'dan... Burası 3 olduğuna göre k'mız kaç geldi? Eksi 1 geldi diyebiliriz. Yani burası da ne oldu? Eksi 1 oldu. Burası da kaçtı? Eksi 3 müydü? Yok 3'tü burası. Burası da 3'tü. O zaman topladığınız zaman ne gelir? 2 gelir diyebiliriz. Yani doğru cevabımız ne oldu arkadaşlar? Deniz oldu. Geldik son sorumuza. Yukarıda verilen gerçel sayılar tanımlı fx fonksiyonu için örten birebir içine görüntü kümesi budur. İfadenin hangileri doğrudur demiş. Şimdi baktığınızda birebirliği bozan bence hiçbir şey yok. Ama hocam orası açık. Sana ne? Her yeri görmek zorunda değilsin. Ama elemanların hepsinin görüntüsü farklı olmalı. O zaman birebir sorusu doğru. Şimdi gerçel sayılar tanımlıysa bakın burada sizin örten olma şansınız yok. Örten değildir. Çünkü siz 6 ile 8 arasını görmüyorsunuz. İçine midir? Evet, içinedir. Zaten bir fonksiyon ya örtendir ya içinedir. Görüntü kümesi reel sayı eksi 2'den 8'e. Yok. Görüntü kümesi şu. Reel sayılar eksi şimdi biz 6'yı görebildiğimiz için 8'i göremediğimiz için bunun dışındaki her yeri görebiliyoruz biz. Bakın 6'yı görüyoruz. 8'i şimdi baktığınız zaman çıkarırsanız ne olacak aslında? Şöyle olacak. Eksi sonsuzdan 6'ya kadar 6 dahil birleşim 8'den sonsuza kadar. Bizim görüntü kümemiz bu. Yani bu. Yani doğru cevabımız bu değil. O zaman kaç tanesi doğrudur? 2 tanesi doğrudur diyebiliriz. Bu da 13. sorumuzun cevabıydı. Ve böylece arkadaşlar fonksiyonlarda ikinci testi tamamladık. Bir sonraki teste görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.